Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizi bu dersimizde çözünme çökelme dengesine devam edeceğiz ve çözünürlüğe etki eden faktörlerden ortak iyon etkisi üzerinde durup bu konu bu başlıkla ilgili sorular çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi çözünürlüğe ortak iyon etkisi aslında burada sadece şunu bilmeniz gerekiyor: ortak iyon sayısı arttıkça çözünürlük daima azalır. Bu kavramı bileceksiniz. Şimdi bakın mesela şurada. Kurşun 2 klorur çözeltisi var. Kurşun 2 klorur çözeltisi katısı suda az çözünen bir tuzmuş. İyonlaşma denklemi burada bize verilmiş. Bunun içerisine bir miktar sodyum klorür katısı ekleniyor. Ortak iyonlar geliyor. Klorlar ortak. Klorların derişimi sodyum klorür ilavesi ile birlikte artırıyorsunuz. Artan klorların derişimini azaltmak için denge sola kayacaktır arkadaşlar. Yani girenler lehine kayar. Klor iyonu ilavesi yaptığınız için ilaveden dolayı klor iyonlarının derişimi artar. Ama kurşun artı ikilerin derişimi azalır. Çünkü denge sola kaydığından dolayı. Ortak iyon arttığı için çözünürlük azalacaktır. Denge girenler lehine kaydığı için bir miktar daha katı oluşacağından dolayı katı kütlesi artar. Kçç ise değişmez. Neden Kçç değişmez? E, çünkü Kçç kimyada sadece neye bağlıdır? Sıcaklığa. Biz burada sadece sodyum klorür ekliyoruz. Sıcaklığı değiştirmediğimiz için Kçç değişmez. Burada bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela iki tane kabımız olsun, birinde saf su bulunsun, ee, diğerinde de sodyum klorür çözeltisi bulunsun. Her ikisine de kurşun iki klorür katısını eklediğinizde hangisindeki çözünürlük en fazladır diye sorduklarında arkadaşlar. Şimdi burada ortak iyon klorlar var. Ortak iyon arttıkça çözünürlük azalıyordu. Dolayısıyla bu iki kabı çözünürlüklerine göre kıyaslarsak ortak iyonu en fazla olan ikinin çözünürlüğü en fazla. Saf su ile kurşun iki klor arasında hiç ortak iyon olmadığı için çözünürlüğü pardon Az önce yanlış bir cümle kullanmış olmayayım. Ortak iyonu en fazla olan ikinci kaptaki çözünürlük en az. Saf suda içe ise kurşun iki klorürle hiç ortak iyon olmadığından dolayı çözünürlüğü en fazla olacaktır. Tamam mı? cümlemizi düzeltmiş olalım. Şimdi etkinliğe bakalım beraber. KÇÇ değeri 14 çarpı 10 üzeri eksi 9 olan kurşun 2 katısıyla dengedeki çözeltisine 1 molar aynı sıcaklıkta potasyum yöldür ekleniyor değişimlerini karşısına yazınız. E, yandaki niceliklerin tamam. Şimdi ben bu tepkimeyi buraya almak istiyorum. Suda az çözünen bir tuz. E, kurşun artı 2 iyonu var elinizde ve 2 mol iyot eksi iyonu var. Siz geliyorsunuz potasyum iyodu ekliyorsunuz. Sağ taraftaki iyotların derişimi artar. Artan iyotların derişimini azaltmak için denge ne tarafa kayacaktır arkadaşlar? Sola. Şimdi ilaveden dolayı iot derişim hatta buraya yazayım arkadaşlar ilaveden dolayı iotların derişimine ne diyeceksiniz arkadaşlar artar diyeceksiniz. Sola kaydığı için kurşun artı iki iyonlarının derişimi azalır. Toplam iyon derişimi. Şimdi kurşun artı ikiler azalıyor ama ilaveden dolayı iyotlarda bir artış olduğundan dolayı toplam iyon derişimine ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artar. Sola kaydığından dolayı bir miktar katı oluşuyor. Çözünürlük azalır. Aslında katı oluşumu değil de siz buraya potasyum iyo direkliyorsunuz ya ortak iyon arttığı için çözünürlüğe ne diyeceksiniz azalır. Böyle daha güzel oluşur, olur. Sola kaydığı için bir miktar daha katı oluştuğundan dolayı katı kütlesi artar. KÇÇ sıcaklığa bağlıdır. Burada sıcaklık aynı olduğuna göre KÇÇ'ye ne diyeceksiniz arkadaşlar? Değişmez ifadesini kullanacaksınız. Tamam. Peki Şimdi ortak iyonla ilgili sorularda çözünürlük hesaplaması sorularına bakalım. Hemen etkinlik 2 ile başlayalım arkadaşlar. Nasıl çözdüğümüzü. Gümüş sülfat katısının KÇÇ'si verilmiş. Sodyum sülfat çözelsindeki çözünürlüğü kaç molar? Bakın şekil çizerseniz daha rahat edersiniz. Şimdi böyle bir kabınız var. Burada 0.1 molar sodyum sülfat var. Siz geliyorsunuz buraya gümüş sülfatı ekliyorsunuz. Şimdi buradaki çözünürlüğüne x molar diyelim. Bize x soruluyor. Tek tek açıyorsunuz. Sodyum sülfatın KÇÇ'si verilmediğine göre suda iyi çözünen bir tuz. Ve şu şekilde yoğunlaştıracaksınız. Molaritesi 0,1 molarsa sodyumlar 0,2 Sülfatlar 0,1 molardır. İlave yaptığınız gümüş sülfat katısı ise KÇÇ'si verildiğine göre suda az çözünen bir tuz ve şu şekilde yoğunlaşacaktır. Şimdi burada da bunun çözünürlüğü soruluyor. Ben buna x molar dedim. Gümüşlerde 2x molar, sülfatlar x molar. Şimdi ortak yoğunu yaparken arkadaşlar buradaki değerleri KÇÇ'ye yerleştiriyorsunuz. KÇÇ gümüş artının derişiminin karesi çarpı sülfatın derişimi. Şimdi arkadaşlar dikkat. KÇÇ burada verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şimdi gümüş sadece buradan geliyor. 2x'in karesi. Sülfat hem buradan geliyor. Hem de buradan geliyor 0 bir artı x. Biz derslerimizde deriz ki e, suda az çözünen tuzdan gelen ortak iyon ihmal edilir. Suda az çözünen tuz gümüş sülfat, bundaki ortak iyon sülfat, bunu ihmal ediyorsunuz. E, buradan da arkadaşlar değer olarak kaç çıkacakları böyle bir durumda x eşittir 4x kare dersek e, 10 üzeri eksi x kare eşittir 10 üzeri eksi altıdan x eşittir 10 üzeri eksi 3 molar çıkar. Tamam? Bakın, diğer etkinliği de yapalım, diğer örneği de yapalım. 1 molar gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molar? Yine aynı şekilde yapacaksınız. Şöyle bir kabınız var. Burada 1 molar gümüş nitrat var. Siz geliyorsunuz buraya e, gümüş sülfatı ekliyorsunuz. Bunun çözünürlüğüne bu sefer y molar diyeyim ben. Aynı şekilde çözeltileri açıyorsunuz. Gümüş nitrat suda iyi çözünen bir tuz. Çünkü Kçç'si verilmemiş. Çözünürlüğü 1 molarsa Gümüşler de 1 molar, nitratlar da 1 molar. İlave yaptığınız gümüş sülfat katısı ise KÇÇ'si verildiği için suda az çözünen bir tuz ve şu şekilde yoğunlaşacak. Buradaki çözünürlüğüne ben Y molar dedim. Gümüşler 2 Y molar, sülfatlar da Y molar. Bu karışımı nereye yerleştireceksiniz? KÇÇ'ye. KÇ kaç verilmişti? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şurada verilmiş arkadaşlar. Peki gümüşün derişimi hem buradan gelir hem buradan gelir. 1 artı 2Y'nin karesi çarpı sülfat sadece buradan gelir. Neyi ihmal edeceğiz? Suda az çözünen tuzdan gelen ortak iyonu yani 2Y'yi ihmal edeceğiz. Y dediğimiz değerde 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olur. Tamam mı arkadaşlar? Bakın etkinlik 3'ü yapalım. 0.01 molar kalsiyum sülfat katısının çözünürlüğü verilmiş bu sefer. A şıkkında KÇC'si soruluyor. Aynı şekilde yapacağız. Şimdi bir kabımız var. Kabımızda 10 üzeri eksi 2 molar sodyum florur var. Siz geliyorsunuz bunun içerisine kalsiyum florur katısını ekliyorsunuz. Bu katının çözünürlüğü. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. Şimdi KÇÇ dediğimiz ifadeyi bulmak için ilk önce bu tuzları açıyorum. Sodyum florurun KÇÇ'si verilmediği için suda iyi çözünen bir tuz. Bu şekilde açtım. Molaritesi 10 üzeri eksi 2 ise sodyumlarda 10 üzeri eksi 2, florlarda 10 üzeri eksi 2. Siz geliyorsunuz bunun üzerine kalsiyum florur katısını atıyorsunuz. Suda az çözünen bir tuz olduğu için şu şekilde yoğunlaştırdık. E, çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri kaç verilmişti? 8 molar. O zaman kalsiyumlarda 4 çarpı 10 üzeri 8. Florlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bu karışımı nereye yerleştireceğim ben? KÇÇ'ye. KÇÇ dediğim ifade kalsiyumun derişimi ile florun derişiminin karesi. Bulalım KÇÇ'yi. Kalsiyum sadece buradan gelecek. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Flor hem buradan gelecek hem de buradan gelecek. 10 üzeri eksi 2 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 8'in karesi. Burada suda az çözünen tuzdan gelen ortak iyon olan 8 çarpı 10 üzeri eksi 8'i ihmal edilirse KÇÇ 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi B şıkkında diyor ki aynı tuzun saf sudaki çözünü oluyor. Bu sefer kabınızda herhangi bir çözelti yok. Saf su var. Siz geliyorsunuz buraya kalsiyum flor ekliyorsunuz. Bunun moleritesi soruluyor. Şimdi saf suyu iyonlaştırmıyorum. Onda iyon yok kabul ediyoruz. Suda az çözündüğü için iyonlaşma denklemini tuzun yazdın. Molaritesi x molarsa burası da x molar burası da 2x molar. Şimdi arkadaşlar bakın sıcaklık aynı ya. Burada bulduğunuz KÇÇ saf sudaki KÇÇ'ye eşit olacak. Çünkü KÇÇ değişmez. KÇÇ'miz 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Kalsiyumun derişimi x, florun derişimi 2x'in karesi 4x kübe eşitlersem x dediğimiz değer 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Tamam Peki örnek 1 ile devam edelim şimdi. 10 üzeri eksi 3 molar sodyum klorür çözeltisinin 1 litresinde kaç mol gümüş klorür çözünebilir? Bakın 2016 LYS'de gelmiş. Şimdi bir kabım var. Kabımın içerisinde 10 üzeri eksi 3 mol, molar, pardon, molar sodyum klorür var. Ben geliyorum bunun içerisine AgCl katısını ekliyorum. Buna da x molar çözünsün. Tek tek açıyorum. Sodyum klorür, sodyum artı iyonu, klor eksi şeklinde iyonlaşır. Molaritesi 10 üzeri eksi 3 molarsa sodyumlarda 10 üzeri eksi 3, klorlarda 10 üzeri eksi 3 molardır. İlave yaptığım gümüş klorür katısı suda az çözünür ve şu şekilde iyonlaşır kaç mol denildiğine göre x molar çözündü. X molar gümüş, x molar da klor verecektir. Bu karışımı KÇÇ'ye yerleştiriyorum. Yani neye yerleştireceğim? Gümüşün derişimi ile klorun derişiminin çarpımını buluyorum. KÇÇ bize verilmiş 16 çarpı 10 üzeri eksi 11. Gümüş sadece buradan gelir x kadar. Klor hem buradan gelir hem buradan gelir. 10 üzeri eksi 3 artı x kadar. İşlem kolaylığı olsun diye suda az çözünen tuzdan gelen x'i ortak iyonu ihmal ettim. E, x dediğim değer 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar çıkacaktır. E, hacim ne kadardı arkadaşlar? Şurada verildi 1 litre. Molarite eşittir n bölü v'den. E, arkadaşlar molümüz 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol. Pardon molaritemiz. Hacmimiz 1 litre olduğuna göre molümüzde 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol olacaktır. Ee, cevap A şıkkı olur. Tamam İkinci örneğe bakalım. Demir 2 hidroksidin 2 çarpı 10 üzeri eksi B 2 molar potasyum hidroksitteki çözünürlüğü 8 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Eksi 11'dir. Saf sudaki çözünürlüğü nedir? Şimdi arkadaşlar iki aşamalı. Birinci aşama şuradan KÇÇ'yi bulacağım. Bulduğum KÇÇ'yi saf sudaki çözünürlüğünü bulmada kullanacağım. Şimdi ilk olarak şöyle yapalım. E, kabımızda bu sefer ne var? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum hidroksit var. Siz geliyorsunuz buna demir 2 hidrokside ekiliyorsunuz. Buradaki çözünürlüğü 8 çarpı 10 üzeri eksi 11. Aynı şekilde yapıyoruz az önceki sorular gibi. Potasyum hidroksidi iyonlaştırıyorum. E, molaritesi o 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise her bir iyonun molaritesi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Demir 2 hidroksit katısı suda az çözünen bir tuz. Bu baz pardon bunu da iyonlaştırıyorum. Kendi molaritesi 8 çarpı 10 üzeri eksi 11 ise demirler de 8 çarpı 10 üzeri eksi 11. Hidroksitler 16 çarpı 10 üzeri eksi 11'dir. Şimdi bu karışımdan KÇÇ'yi bulacağım. KÇÇ dediğim ifade demirin derişimi çarpı hidroksidin derişiminin karesidir. Hesaplayalım KÇÇ'yi. Demir sadece buradan gelir. Demir iyonu 8 çarpı 10 üzeri eksi 11. Hidroksit hem buradan gelir hem buradan gelir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 16 çarpı 10 üzeri eksi 11'in karesi. Şunu ihmal ediyorduk. Buradan da KÇÇ değerimiz 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 yapar. Tamam. Şimdi bulduğumuz KÇÇ'yi nerede kullanacağız arkadaşlar? Saf suyun çözünürlüğünde. Şimdi bir kabım var. ikinci cümle. Bu sefer burada saf su var. Siz geldiniz buraya demir 2 hidrokside eklediniz. X molar çözündü. Bu soruluyor bana. Hemen yine açıyorsunuz. Demir 2 hidroksit katısı. Suda demir artı 2 iyonu ve hidroksit iyonu verir. Kendi molaritesi saf suda x molarsa demirler de x molar, hidroksit 2x molardır. KÇÇ sıcaklığa bağlı. Aynı sıcaklık olduğu için KÇÇ değişmez. Buradaki KÇÇ'yi alıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle olur. Kaç yapar? 32 çarpı 10 üzeri eksi 15. Demirlerin derişimi çarpı hidroksitlerin derişiminin karesi. 4x kübe eşitlerim. x küp eşittir 8 çarpı 10 üzeri eksi 15'ten. x dediğimiz değer 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olacaktır. Cevap A olur. Tamam mı? Üçüncü örneğe bakalım. Suda az çözünen kalsiyum sülfit tuzunun çözünme denklemi verilmiş. E, doygun çözelti aşağıdaki işlemler yapılıyor. Çözünürlüğü artar. Şimdi çözünürlüğü etki eden faktörler çözücü cinsi, çözünen cinsi, sıcaklık, basınç, ortak iyon. O zaman saf su eklemek çözünürlüğü değiştirmez. Ben buradan üçüncü cülü direkt eledim. Ee, sıcaklığı düşürmek, egzotermik bir grafik, bakın egzotermik bir madde, ısı ifadesi burada. Sıcaklık azalırsa sağ taraf soğur. Soğuyan sağ tarafı ısıtmak için denge sağ kayar. Sağ kaydığına göre çözünürlük artar. İkinci öncülle dördüncü öncülde. Mesela buradaki iyonlar kalsiyum ve sülfit iyonları. İkinci öncülü yaptığınız zaman kalsiyumlar gelir. Ortak iyon arttığı için çözünürlük azalır. Dördüncü öncülde ise sülfitler gelir. Sülfitler arttı yani ortak iyon arttığı için çözünürlük azalır. Çözünürlüğü artan sadece birinci öncüldür cevap aşık olur. Dördüncü örneğe bakalım. 10 üzeri eksi 3 molar 500 mililitre kurşun 2 nitrat çözeltisinde en çok e, 303 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram kurşun 2 sülfat çözünüyor. Bu tuzun çözünürlük çarpım sabiti nedir? Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu gramı bir mole çevirelim. Mol kütlesi 303 ya. 303'e bölelim. Şurası 10 üzeri eksi 5 mol yapsın. Şuraya yazamadım. Molümüz... 10 üzeri eksi 5 mol. 500 mililitre ya bölü 0,5 litre diyelim. O da ne yapacaktır arkadaşlar? E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Bakın şöyle. E, bizim elimizde bizim elimizde 10 üzeri eksi 3 molar kurşun 2 nitrat çözeltisi var. Siz geliyorsunuz bunun üzerine 2 çarpı 10 üzeri -5 molar çözünen kurşun 2 sülfatı ekliyorsunuz. Kaç eçe nasıl? Kaç eçe soruluyor? Tek tek molaritelerini bulduktan sonra ortak iyon sayısı sorusu. Şimdi kurşun 2 nitratı açacağım. E, çeçesi sorulmadığına göre suda iyi çözünüyor. Tek okla gösterdim. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 3 molardı. O zaman kurşunlar da 10 üzeri eksi 3. Nitratlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. İlave yaptığım kurşun iki sülfat suda az çözünüyor. Çünkü çeçesi soruluyor. Şu şekilde yoğunlaştırdım. Molaritesini bulduk. kaç bulmuştuk? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar ise e, bu çözelti içerisinde kurşunlarda 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 sülfatlarda 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar karışımı nereye yerleştireceğim ben KÇÇ'ye KÇÇ dediğim ifade kurşun artı 2'nin derişimi çarpı sülfat eksinin derişimidir şimdi bulalım sizinle birlikte KÇÇ'yi kurşun hem buradan gelir hem buradan gelir ne diyeceğiz 10 üzeri eksi 3 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Sülfat sadece buradan gelir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. İşlem kolaylığı olsun diye. Sudan, suda az çözünen tuzdan gelen ortak iyon ihmal edilir. KÇÇ eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacaktır. Cevap A şıkkı olur. Tamam. Ortak iyon soruları hep böyle çözülüyor. Bakın 2022 AYT'ye bakalım. 2022 gelmiş. Güzel. Demir 2 sülfür katısının sudaki çözünürlük dengesi ve bu dengeye ait KÇ verilmiş. Aynı sıcaklıkta içinde e, maddeler ekleniyor. Çözünürlüklerine göre kıyaslanış soruluyor. Doğru sıralanış soruluyor. Şimdi arkadaşlar çözünürlüğü etki eden faktörler çözücü cinsi, çözünen cinsi, sıcaklık, basınç, ortak iyon. Şimdi bu soru ortak iyon sorusu. Ortak iyon sorusu. Ortak iyonda biz diyorduk ki ortak iyon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Şimdi saf suyla bu madde arasında hiçbir ortak iyon yok. Hiçbir ortak iyon olmadığına göre çözünürlüğü en fazla olacak. Tamam mı? Peki demir sülfürle birinci öncüldeki bu madde arasındaki ortak olan maddeler S'ler. Kaç molar S var burada? 0.1 molar S iyonu var. Peki. Üçüncü öncüle bakıyorum. Ortak iyonlar demirler. Kaç molar demir var burada? 0.1 molar demir artı 2 iyonu var. Bakın. Burada da bir tane Burada 0 1 tane. 1 tane S var, 0 1 tane S var. O zaman ortak iyonlara aynı olduğu için çözünürlükleri 2'den küçük ama eşit olmak zorundadır. 1 ve 3 eşittir. Cevabımız 2 büyük 1 eşit 3 ile E şıkkı olur. 6. örnekle devam edelim. Ee, pH 12 olan bir çözeltide mangan 2 hidroksidin çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir kabımız var pH 12 olan bir çözelti denildiğine göre bas çözeltisi yani pOH'ı kaçtır? 2'dir. O zaman hidroksit iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olan bir çözelti. Bu çözeltinin içerisine siz mangan 2 hidroksidi ekliyorsunuz. Buradaki çözünürlüğüne x molar diyoruz. Bu soruluyor. Şimdi arkadaşlar mangan 2 hidroksidi ilk önce bir iyonlaştıralım. Suda az çözünen bir tuz olduğu için şu şekilde iyonlaşacak. Peki burada Buradaki çözünürlüğüne biz x molar dedik. O zaman manganlar da x molar, hidroksit 2x molar'dır arkadaşlar. Kçç dediğimiz ifade çözeltideki manganartiklerin derişimi çarpı hidroksitlerin derişiminin karesidir. Kçç bize verilmiş 4 çarpı 10 üzeri eksi 15. Şimdi sevgili arkadaşlar mangan sadece buradan gelir mangan iyonu. Hidroksit hem buradan gelir bir de içeride var 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 artı 2x'in karesi. İşlem kolaylığı olsun diye şu 2x'i ihmal ediyoruz. x eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Cevap c şıkkı olacaktır. Evet son olarak da etkinlikle bu konuyu pekiştirmiş olalım. Denge tepkimesine aşağıdaki işlemler uygulandığında e kalsiyum hidroksidin çözünürlüğünün nasıl değiştiğini karşısına yazınız. Şimdi bir kez şunu bilin çözünürlüğü etki eden faktörler nelerdir? Çözücü cinsi, çözünen cinsi, sıcaklık, basınç ortak yön, madde miktarı eklem, etkilemez. Dolayısıyla saf su eklemek çözünürlüğü kesinlikle ne yapmaz arkadaşlar? Değiştirmez. Buna direkt böyle ifade ettim. Şimdi sıcaklıklarla başlamak istiyorum. Dördüncü ve altıncı öncüllerle. Bu tepkime egzotermik bir tepkime. Artı ısı burada. Eğer sıcaklığı artırırsam sıcaklık artar. Artan ısı azaltmak için denge sola kayar. Sola kaydığı için çözünürlük ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. O zaman sıcaklığı artırdığımda da artar. Tamam mı? Peki üçüncü öncül kalsiyum nitrat eklerseniz bakın bu çözeltide kalsiyum var zaten. Siz biraz daha kalsiyum eklerseniz ortak iyon artar. Ortak iyon arttığı için çözünürlük azalır. İkinci öncül sodyum hidroksit eklemek. Çözeltide zaten hidroksit var. Biraz daha hidroksit eklerseniz ortak iyon artar. Ortak iyon arttığı için çözünürlük yine ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki HCl eklersem şimdi bir saniye burada bakıyoruz. Bu bazdır arkadaşlar. HCl nedir? Asit. Asitteki hidrojenler bazla tepkimeye girer. Ve böyle durumda denge tepkimesindeki OH'lar azalır. Azalan o OH'lar sağ tarafta. Sağ taraftaki o OH'ları artırmak için denge sağa kayar. Sağ kaydığına göre çözünürlüğe ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artar diyeceksiniz. Tamam? Mı?